Ekovitrin, Eko Pazarı sunar. Eko Pazar'dan herkese merhaba. İş dünyasındaki en son gelişmeleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Programımız birazdan başlayacak ama önce dünya gündemindeki son gelişmelere kısa bir göz atalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri sona erdi. Amerikalılar ikinci kez Obama dedi ve dünyanın gözü kulağı Amerika'ya çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan seçimlerde Obama 303, Romney 206 delegenin oyunu aldı. Başkanlık seçiminde kritik eyaletlerden oy kazanan Obama, ikinci kez başkan seçilerek Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı oldu. Obama yaptığı zafer konuşmasında Beyaz Saray'a her zamankinden daha kararlı bir şekilde döneceğini belirtti. Amerika'da yaşanan ikinci Obama zaferi piyasaları da rahatlattı. Seçimlerin sonuçlanmasıyla birlikte piyasa hareketlenirken özellikle altında doping etkisi yaşandı. Borsalarda toparlanma görülürken altında yükseliş yaşandı. Asya borsaları başkanlık seçimi sonucunda Amerikan ekonomi politikasında büyük bir değişiklik olmayacağının getirdiği rahatlamayla yükseldi. Diğer yandan rafineri çıkış fiyatlarında hafta başında yapılan indirimin ardından akaryakıt dağıtım şirketleri motorin satış fiyatlarında litrede 8 ila 9 kuruş indirim yaptı. Gündemden notlar aktardık. Eko Pazar başlıyor. Eko Pazar bu haftada ekonomi dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği'nin AVM'lerde en beğenilen ve tercih edilen markalar araştırmasının sonuçları açıklandı. Otomobil tutkunları ekran başına, servet değerindeki otomobillerin ve orta segmentte son model araçların sergilendiği Auto Show 2012'den renkli görüntüler. Ayakkabı modasındaki en son yenilikler iMod fuarında göreceğe çıktı. Erkek ayakkabı modasında ön plana çıkan renkler ve modeller. Ve kıyafetlerin tamamlayıcısı, bayanların vazgeçilmezi birbirinden şık çantalar. Domotex Middle East'te dünyanın halıları güvenli zeminlerle buluştu. 2013-2014 kumaş tekstil ve aksesuarlarındaki en son trendler TexBridge fuarında göreceğe çıktı. Türkiye'de gayrimenkul sektörü dev adımlarla büyüyor. AVEA, 2012 yılı 3. çeyrek finans raporunu açıkladı. Gurbetçiler ekran başına. Kira öder gibi ev sahibi olmanın tüyoları. Hepsi ve daha fazlası az sonra Eko Pazar'da. Spordan klasiğe kadar erkek ayakkabı modasına yön veren idol ayakkabı, her renk ve modelde yer alan farklı tasarımlarıyla iMod fuarında ilgi odağı oldu. Ayakkabı modasının kalbi CNR Fuar Merkezi'nde iMod fuarında attı. Yeni sezon erkek ve kadın ayakkabılarının yer aldığı fuarda idol ayakkabı, erkeklere özel şık tasarımlı ürünleriyle yer aldı. İdol ayakkabı kaç yılından beri sektörde faaliyet gösteriyor? İdol ayakkabının geçmişi 20 yıla dayanıyor. Fakat imalat sektöründe biz 5 yıldan beri varız. 5 yıldan beri de elimizden geldiğince modanın öncü firmalarından olmaya çalışıyoruz. En iyi kalitede ayakkabı üretmeyi, optimal fiyatta da ayakkabı satmayı hedefliyoruz. Ayakkabılarımızın da bu derecede karşılığını aldığını düşünüyorum. iMod Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı CNR Expo Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Siz de erkek ayakkabı modasına yön veren renk renk, model model, çeşit çeşit ayakkabılarla ön plana çıkıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz öncelikle? Fuarla ilgili düşüncelerinizi alalım. CNR uluslararası bir fuar. Uluslararası arenada Türkiye'nin güzide fuarlarından bir tanesi. Biz de bu güzide fuarın güzide bir firması olmaktan kıvanç duyuyoruz doğrusu. Kendi ürünlerimizi dünyaya tanıtma fırsatı buluyoruz. Yurt dışından gelen müşterilerimiz, iç piyasada mevcut olan müşterilerimize ulaşma kolaylığı sağlayan bir fuar olduğu için tüm fuarlara katılmaya gayret gösteriyoruz. İhracatta neler yapıyorsunuz? İhracatta belli başlı Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu, Irak, İran, İsrail, Yunanistan bu tarz ülkelere totalde 14 ülke sayabilirim size. İhracat yapıyoruz.
Tabii bunu Avrupa'ya da çok ihraç etmeyi istiyoruz. Fakat tabii önümüzde bir İtalya engeli var. Zamanla Türkiye'nin ben İtalya'yı da geçebileceğini ve bu sektörde isim sahibi olabileceğini düşünüyorum. Bu modellerin üretimi nasıl gerçekleşiyor? Tasarımı nasıl ortaya çıkıyor? Sonuç olarak biz dünya genelinde müşterilerimizin istediği doğrultuda Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Ar-Ge'den kastım işte derisi, tabanı, model itibariyle işte güncel modelleri araştırmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki müşterilerimizin ve yurt dışındaki müşterilerimizin istekleri doğrultusunda da bunları tasarlayıp beğenilerine sunuyoruz. Peki hedefleriniz nelerdir önümüzdeki dönemlerde? Tabii ki sonuçta ticaret yapıyoruz. Hedef en üsttür ve her zaman hiçbir zaman pes etmeyi düşünmüyoruz. Her zaman zirveye oynamayı düşünüyoruz. Ve bu doğrultuda da elimizden gelen maksimum gayreti gösteriyoruz firma olarak. Ve firma sahibi Cemal Bilgiç, sağlıklı ayakkabı ve deri ürünler hakkında tavsiyede bulunuyor. Ayakkabı tüketicilerine deri ürün almalarını, kaliteli ürün almalarını Türk imalatçılarına yani bizim gibi bu işi kendilerine misyon edilmiş firmalara destek olmalarını bekliyoruz. All that time alone made me go insane.